Kıbrıs'a özgü pastırma nasıl yapılır? İncelikleri nelerdir? Mr. Butcher bünyesinde üretimi başlayan Kıbrıs pastırması artık Londra pazarında yerini aldı. Biz de üretim atölyesini ve lezzetini yerinde inceledik. Bulunduğumuz yer Londra'nın kuzeyi Woodgreen bölgesi. Mr. Butcher'deyiz. Yanımızda da kasap Erdinç Canlıer. Canlıer. Kasabımız bizlerle birlikte bugün burada Kıbrıs pastırması yapacağız. Aslında siz bir süredir Erdinç Bey üzerinde çalışıyorsunuz. Şu anda bunun dağıtımına da başladınız. Evet. Birazdan Kıbrıs pastırması nasıl yapılır onun görüntülerini ekrana getireceğiz ama dilerseniz önce bunun hikayesinden bir bahsedelim. Niçin böyle bir şey yapmaya karar verdiniz? Kıbrıs pastırmasına bir özlem vardı. Bunu gidermek için yola çıktınız. Bunun hikayesini dinleyelim efendim. Aynen. Bu arada hoş geldiniz. Bunu biz aşağı yukarı 8 sene vardır buradaki kasap dükkanımızı açtık. Halkımızın hep buraya gelip almaları biraz zor olmaya başladı. Durmadan şikayet ediyorlardı. Bunun çalışmasını yaptım. Epey aşağı yukarı bir 2-3 sene vardır. Güzel bir tat, güzel bir lezzet diye bir şey çıkarttık meydana Kıbrıs pastırması olarak. Ve iznimizi aldık. Bütün license'larımızı biraz zaman aldı. Fabrikamızın içerisini onaralım. Her şeyi yeniledik. Yerinden tut, buzluklarından tut, her şey. Ve license'ımızı aldık. Belediyenin tarafından, inspektörler tarafından. Her şeyimizi dört dörtlük yapıp üretime geçtik. Ve aşağı yukarı 3 hafta bir şey oldu üretime geçeli. Ondan evvel denemelerini yaptık. Şu anda da bütün Londra'da %60-%70 marketlerde bulma şansı insanlarımızın vardır. Kıbrıs pastırması, Mr. Butcher pastırmalarını kısacası. Mr. Butcher markasıyla mı devam edecek? Evet, şu anda Mr. Butcher pastırmaları diye Kıbrıs style üzerinde çalıştık ve bunu uyguladık. Şimdi Mr. Butcher olmazdı doysak yalnız başına. Bu da Mr. Butcher pastırmaları, Cyprus style pastırmaları diye geçtik ve güzel bir tepki almaya başladık. Aslında belki de Mr. Butcher markasıyla farklı ürünlerde belki önümüzdeki günlerde piyasaya sürebilirsiniz. Bunda bunun belki de bir başlangıcı mı olacak acaba? Evet, olacak. Önce bunu bir sisteme oturtalım. İnsanlarımız bunu bir tatsın. Ondan sonra ilerleyen günlerde daha da güzel ürünler piyasaya çıkacak. İnşallah. Efendim Kıbrıs pastırması dedik. Burada Kıbrıslı vatandaşlarımız var birçok burada yaşayan. Onların buna karşı bir özlemi var dediniz. Bu yüzden yola çıktık dediniz. Evet. Peki şu ana kadar tepkiler nasıl? Özellikle Kıbrıs'ın o lezzetini yakaladığınızı düşünüyorlar mı? Yakaladığımızı düşünmeseniz zaten bu işe girmezdik. Onun için tepkiler güzel. Herkesin bize karşı telefonlar açıp mesajlar atıp sağ ol, iyi niyetlerini, teşekkürlerini. Ustalarımız da zaten 15-16 sene var bu işi yapar. Hani yıllar vardır bu işin içerisindedir. Biz de yıllar var bu piyasadayız. Herkes güven, en önemlisi güven zaten. Evet. Güven oldu mu zaten insanlarımızın güvenmesi lazım ki. Çünkü herkesin her yaptığı sosisi ya da pastırmayı satmaya kalksalar olmaz. Güven ve güzel tepkiler alıyoruz, evet. Özellikle belli bir yörenin ürününü yerken o lezzeti yakalaması önemli kişinin ve nereden aldığı da önemli, söylemiş olduğunuz gibi. Tabii. İçerisine ne koyduğu, hangi eti kullandığı, bunlar çok önemli bu noktada. Tabii ki, çünkü içerisine giren baharatlarından olsun, etinden olsun ağza ve mideye hitap etmesi lazım. Çünkü içerisine her şeyi korsan midede problem yapar. Bu da değişik hastalıklara sebep olur. Onun için özenle yaptığımızı söyleyebilirim burada. Ve gecemizi, gündüzümüzü birine katarak yaptık, buraya geldik. Halkımız da bunu zaten takdir ediyor, görüyor ve desteklerini de bize veriyorlar. Evet efendim, biz önümüzdeki günlerde bu pastırmanın lezzetine bizzat bakacağız. Farklı yerlerde bunun tanıtımı olacak, tattırması tabii, olacak. Tabii, biz de ekip olarak orada gideceğiz, yerinde bizzat görüntüleyeceğiz bunu. Şimdi de bu pastırma nasıl
üretiliyor, hangi aşamadan geçiyor, hangi et kullanılıyor bunu öğreneceğiz. Şu an önümüzde sanırım sizin hazırlamış olduğunuz bazı etler var değil mi? Evet, İçerisine baharatlarını da koydunuz. Baharatlı etlerimiz, etimiz bir gün evvelden açılıyor. Biraz dışarıda bekletiliyor, temizleniyor. Eğer sinirler varsa içinde alınıyor. Ondan sonra baharatları giriyor. Kıyma makinesinden, yoğurma makinesinden geçiyor. Buzluğa giriyor. Bir gün veya iki gün bekliyor. Ondan sonra tekrar kıyma makinesine giriyor ve artık işleme başlıyor. Evet. Yani, şu an önümüzdeki et peki? Şu an önümüzdeki et işleme hazır bir ettir. Kıyma makinesinden geçecek, sonra dolma makinesine girecek, bağlanacak ve kurma buzluğuna girecek. Harika. İsterseniz hemen birazcık bundan bahsedelim. Dediniz ki bir gece buzdolabında mı kaldı bu? Evet. Şimdi bu çoğunluk beef'den oluyor pastırmamız. Dana eti. Dana etinden oluyor. Şimdi içerisine giren dana etinin miktarını yahut da yağ oranını zaten etiketlerimizde belirttik bunu. Fazla o detaylara girmek istemiyorum. Çünkü zaten halkımız yedikten sonra tadına bakacaklar onun. Ama emin olsunlar ki her şey onlar için en iyisini yapmaya çalışıyorum burada. Ve buradaki ekip de hakikaten gece özenle çalışıyor. Zaten az sonra görecekler neler yaptığımızı. Öyle kolay bir ürün değil. Yani hemen de al, kıy, doldur, paketle, götür, sat. Öyle bir şey de yoktur. Çok emekli bir iştir bu. Siz zaten uzun yıllardır burada hizmet veriyorsunuz. Bunun da bir güveni var. 8 sene var işte. 8 sene vardır kasap dükkanı var Mr. Butcher. Dağıtımlarımız var gene zaten yapıyoruz restoranlarımızda. Ondan evvel zaten bildiğin gibi fabrikalar vardı. Yavaş yavaş herhalde bayrağı teslim etmeye geliyoruz çocuklara. Öyle mi? Öyle geliyoruz. Bunu da yapalım, bir düzene koydum. Ondan sonra artık çekilip geri değişik ürünler üzerine çalışacağım ben. Vallahi işiniz çok bence burada özlem giderme noktasında büyük bir rol üstleniyorsunuz aslında hem firma olarak. Şimdi bunun baharat kısmı efendim o da önemli değil mi baharatlar? İşte içerisine giren baharatlar zaten her şey ölçülü girmesi lazım ki lezzet hep aynı olsun. O lezzeti vermesi lazım. Çünkü gelişi güzel baharatlar içerisine korsan bu da olmuyor yani tutmuyor. Çoğu denedi, çoğu yapmaya çalıştı ama bu işler böyle göründüğü gibi değil. Zaten ileride Kıbrıs halkımıza yönelik yapmaya başladığımız pastırmanın ileride Türkiye halkımızın onlara yönelik bir çalışmam vardır. Türk sucuğu mu? Türk sucuğu da gelecek kahvaltılık. Yakında o da gelecek. Yani bu demek değil ki biz yalnız Mr. Buçal olarak Kıbrıslılara yönelik bir şey yapmaya başladık. Yok. Burada Türkiye halkımıza da yönelik güzel bir ürünümüz çıkacak yakında. İnşallah biz de şeyini, müjdesini. Harika. Müjdeyi aldık efendim. Önümüzdeki günlerde Türk sucuğu da burada üretilmeye başlayacak. Tabii. Baharatlar atıldı dediniz. Baharatlar yoğruldu. Şimdi bunu makineye atacağız. Yoğrulsun. Ondan sonra doluma geçecek. Efendim, Kıbrıs pastırmasının şu an elimde görmüş olduğunuz haline gelmesi için o göstermiş olduğumuz etler kıyma makinesinden geçti. Sonrasında bu hale geldi. Direkt hemen böyle olmadı da bayağı bir aşamadan geçti. Bayağı aşama dedim size. Evet. Yani her şey gözüktüğü gibi kolay değil. Emek ister, sevgi ister. Bunu yaptıktan sonra zaten mal ortada. Şimdi bağırsaklarımızı taktık efendim. Özel bir makineden geçerek değil mi evet. Bu hale geldi tabii, önce. Tabii. Şimdi de bağlama işlemi de yapılıyor bir yandan arkada. Bağlama işlemi de oluyor işte böyle bu şekilde. Yani her şey emek. Bağlanıyor. Bu bir süre burada bekliyor mu? Kurumaya giriyor. Ondan sonra bir iki gün sonra da marketlere dağılmaya gidiyor. Kendi markanızı da üstüne tabii, yapıştırıyorsunuz. Tabii. Bir de buradan hava sallanarak vakumlama aşamasından geçti. Tabii vakumlanıyor. Son sistem icatlar. Bunlar üstüne son kullanma tarihi giriyor. Marketin satacağı fiyat giriyor. License'ımız içine olan bütün şeylerimiz, baharatlarımız hepsi burada. Dileyen istediği gibi gelip buradan canlı canlı seyredebiliyor. Marketlerde bu şekilde mi bulabiliyorlar? Dörtlü halinde mi? Dörtlüsünü bulabiliyorlar. Üçlüsünü bulabiliyorlar.
tazesini bulabiliyorlar ve ikilisini bulabiliyorlar. Yani tam 3 çeşit, 4 çeşit ürünümüz var. İsteyen üçlüsünü bakyum, isteyen dörtlüsünü bakyum, isteyen ikisini bakyum, isteyen de böyle taze. Taze buradan mı alabiliyor sadece? Yok, her yerde alabilirler. Tabii marketlerde, kasap riyonunda bulabilirler. Özellikle birkaç tane verelim efendim büyük marketlerden. Tabii ya, Yaşar Halim, Enfit Food Center'ler, Akdeniz Süpermarketler, TFC, bütün TFC şubeleri ve bir yakında Öncü Süpermarket'le bizimle iletişime giriyor, çalışmaya giriyor. Bu arada da bir şey hatırlatmak isterim ki bizim burada iki tane şirketimiz vardır ki bu ürünleri dağıtabiliyorlar. Bir tanesi Mr. Dips yoğurt şirketi olarak dağıtıyor. Bir tanesi de işte Şükrü arkadaşımız, o da dağıtım yapıyor. Bütün zaten onların gittiği müşteriler de onlar da bizden alıp onlara götürüyorlar. Yani bir şekilde bizim aracılığımızı yapıyorlar. Herkes ekmek yiyor. Harika. Efendim bizi izleyip bu ürünleri kendi marketinizde ya da kendi yerinizde bulundurmak istiyorsanız Erdin Şipey ile irtibata geçebilirsiniz. Üçer pastırmalarda zaten detaylarımız olacak, numaralarımız. Arayıp biz gidemezsek hem oraya ulaştırmaya imkanlarımız vardır. Harika. Söylemiş olduğum gibi önümüzdeki haftalarda biz bu lezzetin tadımını yaptıracağız bazı marketlerde. Evet. Onun dışında da şu anda dışarıda mangal yanıyor. Evet. Biz bunun bir tadına bakalım, değil mi? Tabii tabii. Biz önce tadına bakalım, sonra bakarız.